Kızlarla beraber çok güzel bir dekorasyon fikri olduğunu düşündüm. Hatıra çerçevesi hazırlayacağız. Ben her sene yabancı bir ülkeye gitmeye çalışıyorum. Bu ülkeden dönerken de mutlaka oradan küçük objeler getiriyorum. Bunları evin farklı yerlerinde saklıyordum. Fakat işte zarar görmeye başladılar, tozlanmaya başladılar veya kırılmaya başladılar. Bunu da önlemek amacıyla çerçeveler hazırlamaya karar verdim. Tabii bir de ekstra olarak iki tane zıpır yeğenim var. Onlar bu tarz renkli şeyleri çok fazla sevdikleri için sürekli bunları kurcalamak istiyorlar. Tabii bunu şöyle düşünün. Hani maddi imkanlarımız verdiği sürece hepimiz yurt dışına gitmek için elimizden geleni yapıyoruz ama her seferinde aynı ülkeye gitme gibi bir şansımız yok. Dolayısıyla getirdiğimiz o objeleri işte kendi adıma en azından saklamak için, hatıra olarak tutmak için elimden geleni yapıyorum. Bu fikir de tamamen buradan ortaya çıktı. Neler kullanacağız? Buna gelelim önce. IKEA'dan ben daha önceden şöyle bir çerçeve almıştım. Bu biraz büyük bir ölçü, 40-50. Çünkü koyacağım objelerin biraz fazla. O yüzden böyle 40-50 bir çerçeve almıştım. Artı bunun arkasına kendi orijinalinde bir paneli var. Ama ben bu paneli kullanamıyorum. Çünkü bu çerçeveler normal camı takıp arkasına direkt paneli yerleştirebileceğiniz şekilde. Yani belirli bir derinliği yok. Ama benim kullanacağım ürünlerin 3 boyutlu. Yani bir kalınlık, bir genişlik gerektiriyor çerçevede. Bu yüzden arkasında şöyle bir panel kestirdim ve yaptırdım. Ama tabii bu panel görüyorsunuz tabii çekimlerde biraz fazla geniş. Sağ olsun mobilyacı bir arkadaşım var. Hani biraz güzel bir şey olsun, sağlam bir şey olsun derken 8 milimden kesmiş ama siz böyle bir şey yapacaksanız 3 veya 5 milim şeyden kestirmeniz yeterli bunu. Şöyle çıtalarım var. Bunlarla ilgili şunu söyleyeceğim. Çerçevenin camı plastik olduğu için IKEA'da çok güzel bir özelliği var aslında. IKEA'nın çok güzel camlarını çok seviyorum ben. Kırılma gibi de bir derdi yok. Fakat zaman içerisinde esneyebiliyor çerçevenin içerisinde. Tam böyle birebir oturmadığı için. Şu gördüğünüz tahta parçalarla da biraz destekleyeceğiz bunları. Paspartumuz var ama ben paspartu kullanmıyorum. Tabi bu da sizin kendi tercihinize kalmış. Eğer isterseniz paspartuya göre de işaretleme yapabilirsiniz ama ben gerek duymadım. O yüzden bunu şimdilik kaldırıyorum. Bu kendi orijinal arka paneli ama bunu hani ben kullanmayacağım. Tercih ederseniz siz kendiniz kullanırsınız. Hani sadece bir magnet koyacaksanız belki aradaki farkı kurtarabilir ama dediğim gibi biraz boyutlu bir şey koyacaksanız buradan hiçbir işe yaramıyor. O yüzden başka bir şeyle kullanmak amacıyla şu anda bunu da kaldırıyorum. Şimdi başka neler kullanacağız? Tekrar bir çerçeveye dönüş yapacağım. Şöyle. Şimdi buna bir derinlik vereceğimiz için şuralarda bir kendi orijinal ahşap rengi var. Ben önce bunları boyayacağım. O yüzden çerçeveden sonra bize beyaz boya lazım. Daha sonra tabii bütün materyalleri yapıştırmak için bolca sıcak silikon ve tabancamız var. Çerçevenin dışında kalmaması için bir işaretleme yapacağız. Çünkü ürünü yerleştirdiğimiz zaman çerçevenin o girinti kısımlarında kalabilir. Ben bunu istemediğim için böyle basit bir ölçüm yerleştirme yapacağım. Bol miktarda vidamız var. Ve şarjlı matkabımız var. Bu da bu arada emanet. Onun haricinde de tabii ki magnetlerim var. Onlarla ilgili hikayeyi yapıştırırken anlatacağım size. Bir çerçeveyi boyayarak başlayalım. Çünkü biz iş yapıştırma işlemini yaparken çerçevenin o aksamı kurumuş olacak. Böylece de vakit kaybetmemiş olacağız. O yüzden önce boya işleminden başlayalım. Buraya sıkıyorum. Şöyle bir fırçamızla. Bol bol olabilirsiniz. Çok da önemli değil. Şöyle. Muhtemelen tek kat yetecektir. Ama isterseniz iki kat da boyayabilirsiniz. Ya bu tamamen görsellikle alakalı bir şey.
boyadım. Ama muhtemelen bir kat daha gerekecek gibi gözüküyor. Şunu kurumaya bırakmadan önce isterseniz ahşap panelimizin üzerinde dediğim gibi boyut işaretlemelerini yapalım. Ki ondan sonra rahat rahat kurumaya bırakabilirim bunu. Çerçevemin üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle bir hizalayayım. Sonra şuralara belli belirsiz çizikler atıyorum. Bunları daha sonra isterseniz hani gözükecek derseniz de silebilirsiniz de. Böylece panelimin 3 aşağı 5 yukarı iç dış nereye denk geleceğini görmüş oldum. Şimdi çerçevemi kaldırıyorum. Dediğim gibi muhtemelen bir kat daha gerekecek boya. Biraz kurusun. Biraz sonra tekrar bakacağız ona. Şimdi şu boyalarımızdan da kurtulalım. Çünkü elimizin altında ne kadar malzeme azaltabilirsek bizim için o kadar iyi olur. Şimdi panelimizi işaretlemeleri yaptık. Ben bunu dikey kullanacağım. Aslında siz yatay da kullanabilirsiniz, dikey de kullanabilirsiniz. Size kalmış ama ben bunu dikey kullanacağım. Bunun sebebini de duvara yerleştirdikten sonra çekim yaptığımda anlayacaksınız. Bir tablo organizasyonu yapıyorum. Nereye ne koyacağımı belirliyorum. O yüzden dikey kullanmaya karar verdim. Şimdi bu aşamada yapacağımız ilk ve önemli şey sıcak silikon tabancamızı ısıtmaya bırakıyoruz. Çünkü bu akşamki en çok kullanacağımız şey bu sıcak silikon tabancası. Şimdi tabancamızın ısınmasını beklerken de neyi burada nereye yerleştirmek istiyorsak kabaca bir yerini belirleyeceğiz. Şimdi ben neler koyacağım bunlar buraya? Hem hikayelerini anlatayım size hem de neyi nasıl yerleştireceğim. Şöyle bir not defterlerim var benim. Hemen 2016'dan beri seyahat ediyorum. Her yıl bir ülkeye gitmeye çalışıyorum. Hatta İrlanda'ya 2016'da gittiğimde hem İskoçya'ya hem İrlanda'ya gittim. Orada İskoçya'da bir not defteri almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam Glasgow Müzesi'ndendi. Çok hoşuma gitmişti. Sonra İrlanda'da Dublin'e gelince bir anda bir koleksiyon yapma fikri oluştu. Ben İrlanda'dan da aldım. Akabinde sonra gittiğim her ülkeden de birer tane not defteri aldım. İçlerine hiçbir şey yazmıyorum. Sadece bu şekilde saklıyorum. Bunu şöyle kareye köşeye yerleştireyim diye düşünüyorum kafamda. Sonra nelerim var? Şöyle Dublin'de meşhurdur Guinness biraları. Daha doğrusu İrlanda'nın tamamında meşhurdur. Orada Dublin'de bir fabrikası var. Böyle 4-5 katlı çok büyük bir yer. Hatta oranın pardon, çatı katında bir seyir terası var. Oradayken bize bunları hediye etmişlerdi. Bir ayla yapılacak yemek tarifleri var içerisinde. Bunu da şimdilik, bu tabii bu kesin bir şey değil. Her şeyi yerleştirdikten sonra şekline bakacağız. Sonra gene kartlardan gidelim. Bunları saklamayı seviyorum çünkü. Hatta Japonya'dan çok daha fazlasını getirdim bunları. Bu da Dublin'de Bloomsday Festivali temalı bir kitap ayracı. Bunu Dublin'deki İrlandalı rehberimiz bize, biz Türk rehberle gidiyoruz ama bazı ülkelerde mecburen yabancı rehber bulundurmak zorundasınız. Yanlış hatırlamıyorsam da Margaret, yani üzerinden şimdi 3 yıl geçti çok emin değilim, yanlış da bir şey söylemeyeyim. Biliyorsunuz Dublin yazarlar, yani İrlanda geneli aslında Dublin'den ziyade İrlanda geneli yazarlarıyla çok ünlü. Bunu bize Dublin'deki Yazarlar Müzesi'nden almıştı. Bunu da şimdilik şöyle koyacağım. Başka nelerimiz var? Taşlarım var. Bunları Atlantik Okyanusu'ndan almıştım. Hatta bulunduğumuz noktanın tam karşısını yüzerek devam ederseniz New York'a varıyorsunuz. Bunlar da onun hatırası. Ayrıca bir de burada bunları aldığım yerde hayatımda ilk defa tuzlu suyun tadını merak edip okyanus suyunun tadına bakmıştım. Hayat bir yolculuktur. Sevgi bunu değerli kılar yazıyor üzerine. Bunu da çok severek almıştım. Ayrıca İrlanda'nın sembolü olan dört yapraklı yonca var üzerinde. Onun haricinde Clash of Moher. Şuraya sırf artık yıl Leap Year filmindeki sahnesi için gitmiştik. Ama gerçekten görünecek muhteşem bir yer. Gitme fırsatı olmayanlar için öneririm.
İlk fırsatta gidin. Yani şu gördüğünüz kadar, ne kadar kameradan görüyorsunuz bilmiyorum ama mistik harika bir yer. Bu da Muckrock House. Burası İrlanda'da bir av köşkü ya da av malikanesi diyeyim. İçerisinde böyle koca koca geyiklerin, inanılmaz boyutta geyik başlarının olduğu bir çok güzel bir yer. Ama buranın benim için çok garip bir şeyi var. Daha doğrusu komik bir olayı var. Şimdi gruptaki arkadaşlarım, rehberim benim ne kadar magnet toplama meraklı olduğumu biliyorlar. Buranın önünde çok güzel bir düzlük alan var. Herkes oraya fotoğraf çekmeye gitti. Ben dedim ki hediyelik eşya satış mağazasına gidiyorum. Magnet alacağım. Oradan da çok affedersiniz tuvalete gideceğim. Neyse ben gittim magneti aldım. Tuvalete gittim. Buluşma saatimiz yaklaştı. Otobüsümüzün olması gereken yere geldim. Ve otobüsümüz yok. Yani benim çok böyle İngilizcem hani çok azdır. Hani alışveriş halledebilirim ama birilerine derdimi anlatacak kadar İngilizcem yok. Dolayısıyla bir an panikledim. Ben kime nasıl derdimi anlatacağım falan filan derken böyle bir dolanma molanma derken en sonunda birilerini gördüm ve içim rahatladı. Yoksa bayağı bir tırsmıştım işin açıkçası. Şimdilik bunları buraya böyle yerleştiriyorum. Hani hikayelerini anlatayım. Ondan sonra tekrar organize edeceğim. Böyle çantama takmak için bayrak pinlerim var. Aslında bu bazen bayrak olmuyor. Farklı objeler falan filan da oluyor ama bunlardan ben her gittiğim yerden iki tane alıyorum. Bir tanesini mutlaka sırt çantama takıyorum. Bir tanesini de bu panoda tutuyorum. Şimdi ayarladığımız şekilde yerlerine yerleştirmeye başlıyoruz. Öncelikle şu pinimden başlayacağım. Böyle biraz bolca yaparsanız daha iyi olur. Zaten ilki koyduktan sonra diğerlerini hizalarsınız. Önemli olan o ilkleri yerleştirmek. Evet arkadaşlar, yapıştırma işlemimiz bu şekilde bitti. Şimdi bununla ilgili en büyük sıkıntı nedir size onu söyleyeyim. Bazen silikonlar ne kadar isteseniz de tutmuyor. Dolayısıyla ben tam böyle çerçeveyi takıyorsunuz, her şey bitiyor, duvara asma aşamasına geliyorsunuz, pıt diye bir tanesi düşüyor. Bu yüzden ben de biraz kurumasını bekledikten sonra aslında böyle yumuşak bir zemine 3-5 kere atıp zıplatıyorum ama burada onu yapma şansım olmayacak. O yüzden şöyle biraz vuruyorum. Çıkacak olan varsa çıkacak. Artık bu saatten sonrası da tamamen şansımıza kaldı. Bu işlemin ardından üzerinde silikon parçaları kalacak bunun. O silikon parçalarını mutlaka temizleyin. Daha sonradan çünkü kötü bir görüntü oluşacak o parçalardan dolayı. Şimdi bununla işimiz bitti. Şimdi gelelim çerçeveye. Çerçevemizin kenarlarını böyle kuruttuk. Yalnız ben bir aralar ikinci kat attım. Haberiniz olsun. Şunu şöyle çevirelim. Şurada biraz alana ihtiyacım var çünkü. Evet. Şimdi geldik işin şey tarafına. Şöyle iki camımızı alıyoruz. Bunun biliyorsunuz iki kat. Önce dışa gelecek olan kısmını soyuyoruz. Camlarla en sevmediğim taraf taktıktan sonra mutlaka bir iz kalması. Ben o hiç sevmiyorum. Ama elimden geldiğince katlanmaya çalışıyorum. Hiç sevmediğim bir şey çünkü bu.
Iskanma olayı. Benim gibi takıntılıysanız saatlerce uğraşırsınız, haberiniz olsun. O yüzden takmamaya çalışıyorum çünkü ne yaparsam yapayım engelleyemiyorum onu. İkinci katı da şöyle aldım. Şöyle bir güzel yerleştiriyorum. Güzelce oturdu. Şimdi biz şu paneli vidalayacağız. Bu vidalama olacağı için burada herhangi bir sarkma olmayacak. Normalde kendi orijinal paneli de içine takıldığı için herhangi bir sarkma yapmıyor. Camı yerine oturtturduktan sonra şu tahtaları kullanırım diye düşündüm ama bundan vazgeçtim. Ben silikonlayacağım. Ama öyle çok çok değil. Çünkü bu arada boşluk kalacağı için cam geriye doğru esniyor. O yüzden ben bunu biraz silikon yapacağım. Böyle çok çok yapmayın yalnız lütfen. Şöyle tutup basa basa kenardan. Silikonlaşma işimiz de bu şekilde bitti. Yalnız lütfen şeye çok dikkat edin. Bu silikonun oradan oraya köşeye aktardık ya. İçinde silikon parçası kalmasın çünkü bu sıkıntı yapacak size. Şimdi biraz silikonun kurumasını bekleyelim. Hani kurumadan da direkt koymak istemiyorum içine açıkçası. Evet, çerçevemizin camını hazırladık. Şimdi panelimizi alıyoruz. Çerçevemizi ters çeviriyoruz. Ben şu not defterine dikkat edelim. Şöyle tutarsanız. Şimdi çerçevemizi ters çevirdik ve yerleştirdik. Tahtamızı güzelce yerleştiriyoruz. Şimdi sıralı vidalamaya geldi. Evet, vidalarımızı bulduk. Şimdi şarjı matkabımızda vidalarımızı takıyoruz. Bu iş biraz zor olacak. Çünkü dediğim gibi biraz fazla kalın. Evet arkadaşlar, vidalama işlemimizi de bu şekilde yaptık. Şimdi hatıra panomuz bu şekilde hazır. Pardon, yönünü göremedim. Bu şekilde hazır. Şimdi tek yapacağımız şey, şöyle bir bezle silip yerine takmak. Evet arkadaşlar, gene videoya bir ara girdik. Bu duvar, hatıra duvar panomuzu yapmıştık. Hatıra çerçevemizi. Onu taktığımız, yani montajladığımız veya dekore ettiğimiz yeri de göstermek istedim size. En başta sağ tarafta gördüğünüz İrlanda, bunu zaten beraber yapmıştık. Bu Japonya'dan getirdiklerimle yaptım. Üstteki İskoçya, alttaki de İspanya. Ve en son olarak da Dubai. Bu en altta gördüğünüz kırmızı olan gariban da benim Ferrari tutkumdan dolayı yaptım. Ferrari için çerçevem. Kısmet nasip olursa bir gün İtalya'ya gidip tamamlamayı planlıyorum. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmaya, bizi takip etmeye, yorum yapmaya ve paylaşmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.